Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz sürpriz ay çiçeğini yapacağız. Bu bitmiş hali. Gördüğünüz gibi ay çiçeğimiz çok tatlış oldu. Pardon. Elimde bile duramıyor. Evet. Ay çiçeğimiz böyle sürprizler derseniz İçinden böyle güzel bir kız çıkmakta. Bakın. Burada kim varmış? İçinde güzel bir kız varmış. Evet. Bu şekilde ayçiçeğimiz. Sürpriz ayçiçeği. Arkadaşlar işte bunun için gerekli malzemelerimizi biraz sarı, biraz yeşil, kahve ve ten rengi gerekli. Gözlerimde 6 milimdi galiba. 5 de olur, 6 da olur. İplerinizi koton değil de akrilik seçerseniz daha güzel olur. Ben kotonla yaptım. Daha sonra bunları şöyle çakmakla üzerinden şöyle bir gidiyoruz. Ve o zaman akrilik olduğu için diğer ip böyle kalıp gibi duruyor. Çok güzel duruyor. Kotonda bu kadar olmuyor. Tekrar toparlanıyor. Size tavsiyem bu çiçeği yaparken ipleriniz akrilikli olsun. Akrilik fazla olsun yani. Şekil alsın. Evet şimdi hemen sürpriz ayçiçeğini yapmaya başlayalım. Çok güzel bir hediye. Özellikle öğretmenler günü için veya çocuklarınıza sürpriz bir hediye arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, sihirli ay çiçeğimiz için gerekli olan renklerimiz ten rengi, ay çiçek sarısı, yeşil ve kahverengi gerekli. Buna benzer renkleri evinizde hangileri varsa veya bulabildiğiniz bu tonlarda yapabilirsiniz. Şimdi hemen kahverengiyle başlıyoruz. Kafamızla. Tığ olarak yine 3 numara 2.20 kullanacağım. İsteyen 2.5 da kullanabilir. Eline, ayarına bağlı. El ayarına göre. Evet, sihirli halkayla başlıyoruz. 2 kere doladım ve halkamın İçine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 İpimi çekiyorum. Çektiğimde kısalan ipimizi tekrar içinde döndürerek çekeceğiz. Şimdi hepsini bir çekiyorum. Evet, sihirli halkamızı oluşturduk. Biraz daha indirebilirsek. İlk yaptığımız sık iğneye batarak ilmek kaydırdık. Sadece burada kaydırdık. Bir zincir çekiyorum. Şimdi ikinci sıradayız. Ve her birine çift batacağız. Birinci çift, ikinci çift, üçüncü çift, dördüncü, beşinci ve altıncı çift. İsterseniz eliniz gevşekse alttan çapraz sık iğne yapabilirsiniz. Yani şöyle aldığınızda şöyle tığın altından doğru da yapabilirsiniz. Eliniz eğer gevşekse. Ben elim zaten sıkı. O yüzden normal sık iğne yapıyorum. Evet, sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz oldu.
Üçüncü sıradayız. Şurayı bir araya koyacağım. Sıra başımız belli olsun diye. Bu sıramızda bir tek bir çift yapacağız. Bunu yaparken de ilmek arkadaki BLO'lardan öreceğiz arkadaşlar. Arkadaki şu tek kata batıyoruz. Bir tek bir çift. 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 Bir tek ve bir çift. Toplam 6 tekrar yaptık. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz oldu. Evet, 3. sıramızı bitirdik. Sıra sonunda 18 tane ilmeğimiz oldu. 4. sıradayız ve yine arkadan tek kattan BLO'dan öreceğiz. 2 tek, 1 arttır, 2 tek, 1 arttır. Sıra sonuna kadar yine 6 tekrar yapacağız. Evet, 4. sıramızı bitirdik. 24 sık iğneye ulaştık. 5. sıradayız ve 3 tane tek, yine arkadaki tek kata batıyoruz. 1 2 3 1 arttır. 3 tek. Bir arttır. Yine 6 tekrar yapalım. Bu şekilde. BLO'lar. Şunlar FLO. Arkadaki tek kattan örüyoruz. Evet, 5. sıramızı bitirdik. Sıra sonunda 30 sık iğnemiz oldu. 6. sıradayız ve 4 tane tek, 1 arkadaki tek kattan ördük. 1 arttır. Çift yaptık yani. 4 tek. 1 arttır. Yine 6 tekrar yapıyoruz. Sıra sonunda 36 ilmeğimiz olacak. Evet, 6. sıramızı bitirdik. Bundan sonra 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan hepsine tek batacağız. Evet, örerken de yine arkadaki tek kattan örmeyi unutmayalım. Her sıra yine BLO'dan öreceğiz. Evet, 3 sıra bu şekilde düzelelim arkadaşlar. Evet, 3 sıra düz örgümü tamamladım arkadaşlar. Şimdi kahverengi ipimizi keseceğiz. Ondan önce 3 tane yine arkadaki tek kata batarak 3 tane ilmek kaydırıyorum. 1 2 3 Bir zincir çekip ipimi kestim. Evet, kafamızın üst kısmını bitirdik.
Şimdi 10. sıradayız ve ten rengimize geçiyoruz. Evet, ipimi önce bir sabitliyorum. Ve ip kaydırdığım yerden 1 2 3 tane kaydırmıştık. İlk kaydırdığımı yine arkadaki tek kata batıyorum. Yine 36 tane ilmeğe tek batıyoruz. Sıra sona kadar arkadaki BLO'dan öreceğiz. 3 oldu. 4 5 6 Şimdi şöyle arkadaki tek kattan örüyoruz. Hepsine tek batıyoruz. Evet, sıra sonuma geldim. 10. sırayı bitirdik. Şimdi bundan sonra 4 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Yine normal öreceğiz bu sefer. Şu ilmeklerin normal içine batarak hepsine tek batacağız. 36 ilmeğimize. Bu şekilde hepsine tek batalım. Evet, 4 sıra düz örgümü tamamladım. Şu ilk yaptığımızla beraber 5 sıra örmüş olduk ten rengimizi. Şimdi 15. sıradayız ve azaltmaya geçeceğiz. Şu ipimi de şuraya koyayım, daha belli olsun sıra başı. Şimdi 4 tek bir azalt yapacağız. Fakat arttırmalar alt alta gelmemesi için 4'ün yarısı 2 ile başlayacağım. 2 tek bir azalt. Şimdi normal 4'e geçeceğim. 4 tek bir azalt. 3 4 4 tek 1 azalt. Bunu 5 defa yapacağız. 5 tekrar. Evet, 5 tekrar yaptım. En son 1 azalt ve geriye 2 tane tek kaldı. 2 de başlı yapmıştık. 4'e tamamlamış olduk. Sayımız 30'a düştü. Şimdi 3 tek 1 2 3 1 azalt 3 tek 1 azalt sıra sonuna kadar 6 tekrar yapıyoruz. Evet, 16. sırayı bitirdik. 24 sık iğnemiz kaldı. Şimdi gözlerimizi takalım. Gözlerimiz için 5 veya 6 milim göze ihtiyacımız var. Bende 6 var elimde. Şimdi başlangıç yerini arkaya aldım. Şurayı. Şu ön tarafa. Yukarıdan aşağıya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 ve 14. sıralarımızın arasına şuraya yapalım bir tane. Belirledim. Biraz makasla açalım.
Evet. Bundan sonra bu tarafa 5 5 sık iğne 2 4 5 4 5 şuraya da ikinciyi yerleştirelim. Arada 5 sık iğne var. Evet, bu şekilde. Şimdi arkalarına takalım. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Azaltmaya. Evet, 17. sıradayız ve 2 tane tek, bir azalt, iki tek, bir azalt yapacağız. Sıra sonuna kadar 6 tekrar yapıyoruz. Sıra sonunda 18 sık iğnemiz kalacak. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar ve 18. sıraya başlamadan önce biraz içine elyaf dolduralım. Son kesmeyi yapacağız. Evet, 18. sıramızdayız ve bir tek, bir azalt, bir tek, bir azalt, yine 6 tekrar yapalım ve sayımız 12'ye düşecek. Evet, 19. sıramızdayız ve iki yandan, yani iki tane azaltma yapacağız. 4 tane tek batalım. 1 2 3 4 bir azalt. 4 tek, 2, 3, 4, bir azalt. Evet, 2 tane azaltma yaptık ve 10 sık iğneye düştük. Evet, şimdi hepsine çift batacağız. 20. sıradayız. Şunu da oraya almam lazım, sıra başını. Evet, sıra başını belirledim ve bütün ilmeklerimize çift batıyoruz. Ve 20 tane sık iğnemiz oldu. 10 tane kalmıştı. Hepsini çift batıyoruz. 20 sık iğne oldu arkadaşlar. Evet, burada artık ten rengimizi koparacağız. Yine 3 tane ilmek kaydırıyorum. 1 2
2 ve 3. Bu yüzden çektim. İpimi kesiyorum. Ve tekrar kahverengiyle devam edeceğiz. Evet, ipimizi sabitleyelim. Şimdi ilk ilmeği kaydırdığımızdan batacağız. Yine arkadaki tek kattan batacağız. Şimdi 1, 2, 3'üncüye arkadaki tek kattan bir tek. Evet, çok pardon. Ve bu sıramızda 3 tek, 1 arttır. 3 tek, 1 arttır. 5 tekrar yapacağız. Toplam 5 arttırma yapmış olacağız. Ve sayımız 25 oldu. Şimdi bundan sonra 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örüyoruz. 22, 23 ve 24. sıralarımızı hepsine tek batalım. Bu şekilde tek batıyoruz. Evet, 25. sıradayız. Evet, şimdi 2 tek, 1 arttır. 3 tek, 2, 3, 1 arttır, 2 tek, 1 arttır, 3 tek, 1 arttır, 2 tek, 1 arttır, 3 tek, 1 arttır ve tekrar 3 tek ile bitiyor. 1, 2, 3, 1 arttır. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane arttırma yaptık. Evet, sıra sonunda 32 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 26. sıradayız. Ve yine 3 tane tek, 1 arttır. 3 tek, 1 arttır. Sıra sona kadar bu şekilde tekrar edelim. 3 tek, 1 arttır. Evet, toplam 8 tane arttırma yapmış olduk ve 40 sık iğneye ulaştık. Şimdi 27. sırada eksiltme arttırma yapmadan hepsine tek batacağız. Evet, 28. sıradayız ve yine 8 tane arttırma yapacağız. 4 tane tek batıyoruz. 3, 4 tek, 1 arttır, 4 tek, 1 arttır. Bu şekilde, aynı şekilde sıra sonuna kadar tekrar yapalım ve 48 sık iğneye ulaşacağız. Evet, 29. sıramızı eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm arkadaşlar. 30. sıradayız ve
6 tane tek bir arttır yapacağız. 1 2 3 4 5 6 tek bir arttır. Tekrar 6 tek bir arttır sıra sonuna kadar. Tekrar yapalım. En son 6 tek kalacak. Toplamda 6 arttırma yapmış olacağız. 2 4 6 1 arttır. Evet, sıra sonunda 54 sık iğneye ulaştık arkadaşlar. Ve kahverengi ipimizi koparacağız. Önce şöyle 3 tane ilmek kaydırıyorum. 1 2 3 bir zincir çekip ipimizi keselim. Evet, sarıyla devam edelim. 30. sırada 30. sırayı bitirdik. Şimdi 31, 32, 33 ve 34. sıralarımızı eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Önce ipimi sabitliyorum. Ve ilk 1, 2, 3 yani ilk ilmek kaydırdığıma sıra başımız aynı burası yine. Fark etmez yani bu örnekte. Çok bir şey ileri geri. Şimdi buradan yine her birine tek batıyoruz. 3 4 sıra düz öreceğiz. Evet, 4 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm arkadaşlar. Şimdi evet, 35. sıradayız. Yine 54 tane sık iğneye tek batacağız. Arkadaki tek kattan öreceğiz. Yani arkada BLO'dan arkadaki şu şekilde arka lobdan örüyoruz. Eksiltme artırma yapmadan hepsine tek batalım. Evet, 36. sıradayız ve çiçeğimizin taç yapraklarını yapacağız. İlk ilmeğimize ilmek kaydırıyoruz. Öndeki tek kattan alttan giriyorum. Tek kattan ilmek kaydırıyorum. 8 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir atlıyorum. İkinciden itibaren 8 tane 7 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 sık iğne yaptım. Bir atlıyorum. Yanındaki sık iğneye yine FLO'dan öndeki tek kattan batıp ilmek kaydırıyorum. Buraya tutturdum. Yanındaki ilmeğe tekrar alttan tek kattan batıp ilmek kaydırdım. 8 zincir 2 3 4 5 6 7 8 bir atlıyoruz. 7 tane sık iğne. 3 4 5 6
ve 7. Tekrar bir atlayıp yanındaki ilmeğin öndeki tek kattan CC ile birleştirdik. Hemen yanındaki ilmeğe tekrar batıp CC ile ilmek kaydırdık yani. Burada arkada da BLO'lar görünmekte. Sıra sonuna kadar tekrar yapalım. 8 zincir çekip 7 sık iğne. 2, 4, 6, 7, 8. Evet, bu şekilde tekrar yapalım. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. En son ilmek kaydırarak bitirdim. Bu yapraklarımız 18 tane olacak. Şimdi 37. sıradayız. Şuna gerek yok artık. Şimdi çiçeğimizin bu tarafını artık öreceğiz. Şimdi burada hemen ilk sık iğneme, şu karşı ilk ilmeğime bir sık iğne yapıyorum. Tığım üstüne aldım. Bir tekli trabzan, yani HDC. Tığım üstüne aldım. 3 tane ilmeğin içine kiri trabzan yapıyoruz. 1, 2. Bu birinciydi. İkinciyi yaptım. Ve üçüncü. 3 tane DC yaptık. Bir tane tekrar tığın üstüne alıp bir tane tekli trabzan, hepsini bir kapatıyorum yani. Bir sık iğne. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şu biraz bol çekelim. Bir zincir çektim. Aynı ilmeğin içine batıp batıyoruz. İlmek kaydırıyoruz. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Şimdi burada da böyle 3 sık sık iğne. 3. Evet, şuradan tekrar bir sık iğne. Bir tane HDC. 3 tane DC, yani ikili trabzan. Bir tane tekli trabzan. HDC, yani bir sık iğne. Evet. Çiçeğimizin yaprağını oluşturduk. Bu şekilde birinci yaptık. Şimdi hemen şu ortadaki ilmeğimize ilmek kaydırıyoruz. Evet, tekrar aynı şeyi ikinci yaprağımıza da yapıyoruz. Bir sık iğne ile başlayalım. Bir sık iğne. Bir tekli trabzan. 3 tane ikili trabzan. Bir tane tekli trabzan, bir sık iğne. Evet, tam ortada bir zincir çekiyoruz. Hemen tekrar dibine batıp ilmek kaydırdım. Tekrar bu tarafa da bir sık iğne, bir HDC,
3 tane DC bir EDC ve bir sık iğne. Evet, yapraklarımız bu şekilde sıra sonuna kadar. Tekrar yapalım. Hemen ortadakine batıp ilmek kaydırıyoruz. Evet, aynı şekilde tekrar yapıyoruz. Evet, bu sırayı bitirdikten sonra hemen ipimizi bu tarafa alacağız. Sonunda kalan ipimizi buradan çekip şuradaki FLO'lardan aynısını bu tarafa da yapacağız. Hemen buradan 8 zincir çekip bir atlayıp buraya birleştirip daha sonra yine yapraklarımızı bu şekilde aynısını bu sıramıza da yapacağız arkadaşlar. Çift katlı olmuş olacak. Evet arkadaşlar, ikinci sıramızdaki taç yapraklarımızı da bu şekilde yapıyoruz aynısını ve bitirdik. Şimdi çiçeğimizin tomurcuklarını yapalım. Tepe noktasındaki kahverengiyle tekrar devam ediyoruz. Evet, şimdi tomurcuklarımızı şu birinci sıra değil, ikinci sıradaki şuradaki tek katlara yapacağız. Gördünüz. Şimdi şu ipimi sabitliyorum ve hemen şuradan arkadan başlıyorum. Arkadaşlar, tek kata battım. Şimdi ilmek kaydırdım. 3 zincir çekiyorum. 1 2 ve 3. Sıkış yapmadan ve ilk zincire batıp ilmek kaydırıyoruz. Bir atlayıp yanındaki yine tek kata batıp tekrar ilmek kaydırıyoruz. Tekrar 3 zincir. Biraz rahat çalışalım. 1 2 3. Yine birinci zincire batıp ilmek kaydırıyoruz. Yani CC yaptık. Tekrar bir atlıyoruz. Yanındakine batıp ilmek kaydırarak tutturuyoruz. Bütün kafamızın üstünü aynı şekilde 3 zincir yapıp birinciye batıyoruz. CC yapıyoruz. Ve tekrar bir atlayıp yanındakine ilmek kaydırarak tutturuyoruz. Evet, tomurcuklarımız bu şekilde sıra sona kadar aynı kafamızın hep çevresini yapalım. Şunu da saklayacağız içeriye. Evet, şimdi kollarımızı yapacağız. Sihirli halkanın içine 5 tane sık iğne yaptım ve 5 sıra düz ördüm. Toplam 5 sıra ördüm ve karşılıklı örerek kapattım. Şurada ikinciye bakalım. Şimdi 5 sık iğne ile başladım. Bu 1 oluyor. Bundan sonra 4 sıra daha ördüm. Toplam 5 sıra. 1, 2, 3, 4, 5. Ve bunu karşılıklı örerek kapattım. Şu fazla ömürlüğü keselim.
ve buraya bir de karşıya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tekrar yanındakine batıyorum ve karşıya sık iğne yaparak kapattım. Bu şekilde ipimizi, birini uzun kestim zaten, o yüzden bunu kesmiyorum. Bir zincir çekip daha kısa keseceğim. Bir tanesi yeterli çünkü. Uzunluğu ziyan etmeyelim. Bu şekilde kollarımızı da hazırladık. Evet, sıra geldi yeşil kısmını yapmaya. Bunun için sihir halkanın içine 6 tane sık iğne yaptım. İlk sık iğneye batarak ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir çektim. Şimdi ikinci sıramızda bir tek, bir çift yapıyoruz. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Toplam 3 tane arttırma yapmış olduk. Sayımız 9'a çıktı. Şuradan kat ayırıp sıra başımı belirleyeceğim. Evet, ikinci sıramız 9 sık iğne oldu. Şimdi 3 ve 4. sıralarımızı eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Yani tek batacağız. Evet, 5. sıramızdayız ve 9 sık iğnemizin hepsini çift batıyoruz. 1. çift, bu 2. çift. Yani 9 tane arttırma yapıyoruz peş peşe. 3. 4. 5. Evet, 6. sıradayız ve 2 tek, 1 arttır, 2 tek sık iğne alarak 1 arttır, sıra sonuna kadar 6 tekrar yapıyoruz. 6 arttırma var yani. 2 tek, 1 arttır. Sıra sonunda 24 sık iğneye ulaştık. Şimdi 7. sıradayız ve 3 tane tek, 1 arttır. Yine aynı şekilde 6 tekrar, 3 tek, 1 arttır yapıyoruz. Evet, sıra sonunda 30 sık iğneye ulaştık ve 8. sıradayız. 4 tek, 1 arttır yapacağız. Arttırmalar alt alta gelmesin diye yine ortaya getireceğim ilk arttırmayı. O yüzden 4'ün yarısı 2, 2 ile başlıyorum. 2 tek, 1 arttır. Şimdi bundan sonra sıra sonuna kadar 4 tek, 1 arttır yapacağız. 4 ve en son yine 2 tek kalacak. Sıra sonunda 36 sık iğneye ulaştık. Şimdi 9. sıradayız. 5 tek, 1 arttırma yapacağız. 3, 4, 5, 1 arttır. Yine aynı, tekrar yapalım.
5'te 1 arttır. Evet, sıra sonunda 42 sık iğneye ulaştık. Şimdi 10. sıradayız. Ve yine 5'te 10. sıramızda 6 tek 1 arttır yapacağız. Yine yarısıyla başlıyorum. 3'ün yarısı 3. Pardon, 6'nın yarısı 3 ile başlıyorum. 1 2 3 tek 1 arttır. Şimdi bundan sonra hep 6 tek 1 arttır yapacağız. 3 4 5 6 1 arttır. Yine böyle sıra sonuna kadar tekrar yapalım. En son yine 3 kalacak. Evet, sıra sonunda 48 ilmeğe ulaştık. Şimdi 11. sıradayız ve 7 tane tek 3 4 5 6 7 tek 1 arttır. Yine sıra sonuna kadar 7 tek 1 arttır. 6 tekrar yapıyoruz. Evet, sıra sonunda 54 sık iğneye ulaştık. Şimdi 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Yani 12, 13 ve 14. sıralarımızı hepsine tek batıyoruz. Evet, o 3 sıra düz örgümü tamamladım. 15. sıradayız. Bu sırada da yine hepsine tek batacağız. Sadece arkadaki tek kattan şuradan BLO'dan öreceğiz. Arka lobdan tek kattan örüyoruz. Yine hepsine tek sık iğne yapalım. Evet, 16. sıramızdayız ve bu sıramızda taç yapraklarını yapacağız. Şimdi ilk başladığıma öndeki tek kattan batıyorum. İlmek kaydırdım. FLO'dan öreceğiz bu sırayı yaprak yaparken. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımın üstüne 3 defa doladım. Aynı ilmeği için batıyorum. 3 defa da çıkıyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. İlk zincire batıp ilmek kaydırıyorum. Tekrar 3 kere doladım. Yanındaki ilmeğin yine ön katına batıp 3 defa da çıkıyoruz. 2, 3 ve 4 olmuş oluyor. 4 zincir, 2, 3, 4, aynı yere batıyoruz. Aynı yere ön kata batıp ilmek kaydırdık. Birinci yaprağımızı yapmış olduk. Tekrar yanındaki ilmeğe sık iğne, bir sık iğne, yanındakine ilmek kaydır. Tekrar 4 zincir, 1, 2, 3, 4, 2, 3 kere doladım. Aynı ilmeğin içine 1, 2, 3 ve 4 defa da kapattık. 3 zincir, 1. zincirin içine batıp
ilmek kaydır. Tekrar 3 kere doladım. Yanındaki ilmeğin ön katına 4 defa da çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4. Tekrar 4 zincir. Hemen aynı ilmeğin içine ön kata yani ilmek kaydırdık. Yanındakine bir sık iğne ve yanındakine ilmek kaydırıp tekrar 4 zincir ve yapraklarımızı bu şekilde yapacağız. Aynısını tekrar yapalım. Öndeki loptan yapıyoruz. Şunlar dışarıda kalacak. Bunlara dikiş yapacağız daha sonra. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. Bütün yapraklarımı bitirdim. Toplam 18 tane olacak. Ve en son şuradaki ilmeğe batıp ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Biraz uzun bırakacağım dikiş için. Evet, şimdi tekrar yeşil ipimizle devam ediyoruz. Bir alt sıradaki şurada katlarımız vardı. FLO'lar. Şimdi buralara tekrar ikinci yapraklarımızı yapacağız. Hemen başlarken uçtan değil de şuradan başlayalım. İki yaprağın ortasına gelen. Şimdi tek kattan başlayalım. Ortasına denk gelsin. Alt alta olmasınlar diye. Şimdi ipimi de şöyle arada yürüteceğim. 4 zincir tekrar çekiyoruz. 3 kere doladık. Aynı ilmeğin içine 1, 2, 3, 4 defa da çıkıyorum. 1, 2, 3 zincir. Birinciye batıp ilmek kaydırdık. Tekrar 3 kere doladım. Yanındaki ilmeğe tek kata yani yine 3 kere de 4 kere de çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 zincir ve aynı yere batıp ilmek kaydırdık. Yanındaki ilmeğe de bir sık iğne, tekrar yanındakine ilmek kaydırıyoruz. Aynı yaprakları üst sırada olduğu gibi yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde. Yapraklar alt alta gelmemiş oluyor. Şunun ikisinin ortasına gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, buradaki yapraklarımızı da bu şekilde bitirdik. Şimdi ayçiçeğimizin yaprağını yapacağız. İsteyen 2 tane yapabilir, 2-3 tane. Ben işte bir tane yapacağım. Şimdi yaprak için şöyle 13 tane zincir çekiyoruz. Bir tane atlayıp ikinciye bir sık iğne. Tığım üstüne aldım. Bir tane HDC yani tekli trabzan. Tekrar tığım üstüne aldım. 7 tane DC yapıyoruz. Yani ikili trabzan. Bu 1, 2, 3, 4, 5,
6 ve 7 tane DC yaptık. 2'li trabzan. Tığımın üstüne aldım. Bir tane tekli trabzan. Bir, iki tane sık iğne. Bir, iki zincir aynı yere bir daha batıp dönüyoruz. Bununla beraber iki sık iğne yapmış olduk. Yani bu tarafa döndük. Aynısını bu tarafa da yapacağız. Bir HDC. 7 tane ikili trabzan. Dört oldu. 5, 6 ve 7 tane ikili trabzan yaptık. Bir tane tekli trabzan, bir sık iğne ile tekrar sıra başımıza geldik. Yaprağımızı birinci sırasını bitirdik. Evet, şimdi ikinci sıramızda çiçek teli takacağım. Arkadaşlar, çift kat takacağım. Bizim buradakiler çok ince. Biraz cansız oluyor. O yüzden çift kat yapacağım. Şöyle uzatıyorum. Sap kısmı da ayarlayarak şöyle yetecek benim için. Şuradan keseyim. Şimdi şuradan geçiriyorum. İpin arasından geçirdim. Telle beraber sık iğne öreceğiz. Araya aldık teli ve sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tam ortaya geldim. 13 oldu. Bir zincir çekiyorum ve hemen şuraya dibine batıp ilmek kaydırıyorum. Şimdi buradan tekrar devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar hepsini tek batıyoruz. Tel de arada kalacak. Evet, sıra sonuma geldim ve ilk baştakine batıp ilmek kaydırıyoruz. Şimdi bir zincir çekeceğim. İpimi biraz uzun kesiyorum. Daha sonra bunu telimize dolayacağız. Evet, bundan sonra yapalım. Çiçeği yaprağımız bu şekilde yapmış olduk. Şimdi bebeğimizin saçlarını yapalım. Daha sonra kollarını, yüzünü şekillendirelim ve birleştirelim. Evet, sarı ipime iğnemi taktım. Şuradan alttan bir yerden gireceğim. Ve gözümüzün şu hizasını takip ediyoruz.
bakın takip ettikten sonra bir sık iğne bu tarafa kayıp buradan çıkalım. İpimi iyice çekmiyorum. Daha sonra buraya bağlayacağız, içine iteceğiz. Şimdi buradan bu tarafa 3 tane sayalım. 1 2 3 2 sık iğne 6. Evet. 3 sık iğne kaydım. Şimdi şurasıydı. 1 2 3 buradan da şu 2 indim. 2, 3. Aynı yerden çıkıyorum. Tekrar aynı yere batıp yanındaki sık iğneden çıkıyorum. Şimdi 1-6 ineceğiz. Bunun 1-6 şurası. Yine aynı yerden çıktım. Bir tane kayıyorum. Tekrar bir sık iğne alta iniyorum. Yanındakinden çıkıyorum. Aynı yere bir daha ve yanındaki sık iğneden bir sık iğne alta iniyoruz. Şimdi bundan sonra bütün arkasını hep saç yapacağız. Şuraya kapatmak için bir daha yapıyorum. Aynı yere. Ve şimdi her düz olarak saç yapacağız. Şuraya doğru yapalım boşluğu. Yukarıdan çıkalım. Yani şuradan olması lazım. Alttan girmişim. Yani şurası gözükmeyecek. Kahveden itibaren yapmış olacağız. Evet, saçlarımı bitirdim arkadaşlar. Arkayı gösterdiğim gibi geldim. Ve burayı da aynı hizalardan aynı şekilde saçımı yaptım. Ve aynı noktadan çıktım. İpi taktığım yerden düğüm atıyorum. Ve bunu da içeriye iteceğiz. Makasım ucuyla da içeriye itiyorum. Evet, şimdi çiçeğimizin yüzünü şekillendirelim. Göz altlarını beyaz yapalım. Yine şu yandan bir yerden giriyorum.
Böyle de bırakabilirsiniz. Biraz uzun bıraktım, bağlayacak kadar. Hemen karşıdan çıktım. Buradan diğer karşıdan. Şekilde biraz gergin olsun. Ten rengim çok açık renk olduğu için çok da belli olmadı. Bunu da şuradan girip aynı yerden çıkıyorum. Bu şekilde. Şimdi burayı bağlayıp ipi içine itelim. Evet, şimdi siyah iple de göz kapağımızı yapalım, belirginleştirelim. Yine şuradan bir yerden giriyorum. Hemen gözümün bir sık iğne yanından girdim. Biraz uzun bırakıyoruz. Ve şuradan çıktım yine karşıya. Şekilde. Buradan yine bir sık iğne bu tarafa. Hemen şuradan çıkıp küçük bir kaş yapalım. Karşıya geçiyorum. Burada küçük bir kaş. Ve aynı yerden çıkıyorum. Evet, bu şekilde kaşlarım, gözlerimizi de yaptık. Evet, bir de çiçeğimize dudak yapalım. Gülen bir yüz yapalım. Şuradan gireyim. Hemen gözümün bir alt sırasından ortadan yani bir tane kayıyoruz. Gülmesi istiyorsak aşağıya doğru yapacağız. Hemen 1-2 sık iğne. 1-2 kaydım. Bir alt sıradan çıkıyorum. Böyle gülen bir ağız yaptık. Düz de yapabilirsiniz. Ama bizimki gülsün, mutlu olsun. Aynı yere batıyorum ve çıktığımız yerden, girdiğimiz yerden çıkıyoruz. Evet, böyle gülsün, mutlu olsun. Şimdi bunları bağlayıp tekrar keselim. Evet, birinci kolumu diktim arkadaşlar. İkinciyi de beraber dikelim. Şöyle tam ortalayalım. Ve kahverenginin şu bir, şu iki oluyor. İkincinin üzerine şöyle yerleştirip önce bir tam oradan çıkalım. Alttan. Buraya dikelim.
Tekrar alttan girelim. Ve düğüm atarak ipimizi kesiyoruz. Evet, sıra geldi parçalarımızı birleştirmeye. Bunun için sap olarak bu şekilde çöp şiş kullanacağım. Şu ağaçtan olanlardan. Şimdi bunun ucunu kırayım. Evet, buradan önce bir yerimizi ayarlayalım. Evet, bu ucumuzu da ayarlayalım. Şöyle. Bunu tekrar buradan ortadan takacağız. Bebeğimizin kafasına kadar gidecek. Önce ucunu bir silikon yapalım. Hemen soğumadan. Evet, yerleştirdik dibine kadar. Şimdi bunu dikeceğiz arkadaşlar. Evet, ipimiz buradaydı. Hemen iğnemizi takalım. Evet, şimdi çiçeğimizi iki parçayı birleştiriyoruz. Şuradaki tek katlardan aldım. Hemen karşısına gelen tek kata tekrar aşağıdan aldım. Karşısına denk gelen. Tekrar dikim gayet kolay. Evet, bu şekilde dikelim. Evet arkadaşlar, dikişimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi bu arada ben şiş yapmıştım. Ama siz bu terli takabilirsiniz. Terli daha iyi olur. Şu an elimde tel yok. Ben bunu kullandım. Şimdi en son artık bu yaprağımız ve şişimizi, çöp şişimizi iple dolayacağız. Ben silikonumu açtım tekrar. O ısınırken biz de bu yaprağımızın şuradaki ipi buraya dolayacağız. Şöyle sıkıca döndüre döndüre yapalım. Evet, silikonumuz ısındı. Hemen şuradan sıkıyorum ve buradan başlıyorum dolamaya.
Evet, biraz doladım ve şimdi yaprağımı da araya şu şekil koyup tekrar buradan devam ediyoruz. Evet, çiçeğimizin sapını da bitirdik arkadaşlar. En son tekrar silikon sıkarak yapıştırdım ve çiçeğimizi bitirdik. Sihirli ay çiçeğimizi. Şimdi videonun başına söylediğim gibi ipi akrilik ip seçerseniz daha güzel olur. İçindeki o sentetik ipin dokusu böyle çakmakla şöyle yaptığınızda bunlar sertleşiyor ve kollanmış gibi duruyor. Bunlar çok daha güzel duruyor. Ve ben kotonla yaptım. Elimde koton vardı. Bunları böyle düzeltip çakmakla şöyle yapın arkadaşlar. O zaman daha böyle bunlar kollanmış gibi sert sert oluyor. Bakın ne güzel oldu. Bu bile oldu yani. Diğer iplere daha da güzel olur. Parlaksı durur böyle. Evet. Evet, biraz ben de çakmakla yaptım. Bayağı bir güzel oldu. Evet. Ay çiçeğimizi bitirdik arkadaşlar. Sihirli ay çiçeğimizi. Ve içinden böyle cici bir kız çıkıyor. Görüş gibi çok tatlı. Sürpriz. Kızımız çıktı. Evet. Sevdiklerinize, öğretmenler gününde özellikle yapabilirsiniz. Çocuklarınızı yapabilirsiniz. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.